Erzincan'da Karasu Nehri'nin birleşmesiyle oluşan Orta Doğu'nun en uzun akarsuyu Fırat, Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Irak'ta da hayat veriyor. Orta Doğu'nun en uzun akarsuyu olan Fırat Nehri geçtiği Türkiye, Suriye ve Irak'taki kentlere hayat veriyor. Fırat Nehri yaşam alanı olarak tarih boyunca sürekli su kenarı arayan insanoğlunu adeta ihya ediyor. Yaşam kaynağı olan Fırat çok sayıda yüksek dağ, ova ve vadileri yararak sırasıyla Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki verimli toprakları suyla buluşturuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi konumunda olan GAPSA sayesinde sağlanan imkanlarla Fırat Nehri en çok katkıyı ise Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illere veriyor. Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman illerinin coğrafi sınırını da belirleyen Fırat Nehri üzerinde Atatürk, Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış barajları bulunuyor. Yaklaşık 2800 kilometre ile Orta Doğu'nun en uzun akarsuyu olan Fırat Nehri, maddi ve manevi öneminin yanı sıra geçtiği bölgeleri sosyal ve kültürel açıdan da etkiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok erkek çocuğa Fırat adı verilirken kız çocuklarına bölgenin bir diğer nehri olan Dicle ismi konuluyor. Nehir aynı zamanda türkülere, romanlara ve şiirlere de konu oluyor. Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçen Fırat Nehri, daha sonra ulaştığı Irak'ta yine kendisine paralel akan Dicle Nehri ile Şatül Arap denilen bölgede buluştuktan sonra bir süre sonra ise Basra Körfezi'ne dökülüyor. Toplam uzunluğu 2800 kilometreyi bulan ve Orta Doğu'nun en uzun ve geniş havzasına sahip akarsuyu konumunda olan Fırat, yaklaşık olarak 15 ili besliyor. Bu illerin 8'i Türkiye'de, 3'ü Suriye'de, 4'ü Irak'ta bulunuyor.